Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman, efendim. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman efendim. Hasretlik çektim varım eziktim. Güle güle gelir canlar faresi. Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman efendim. Çok kıymetli bir sanatçımızla beraberiz. TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi, yapımcı, yönetmen, birçok kimliği üzerinde barındıran değerli sanatçımız Ahmet Turan Şan. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Hülya Hanım. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bana da eşlik ettiğiniz için ayrıca teşekkür demek ediyorum. Sayenizde inşallah güzel hocamız, olmuştur. Hocamız işin erbabı olan işi büyük saymaz belki. Evet. Bu bizim işimiz. Severek, aşk ile yapıyoruz. Allah uzun Allah'ın yıllar aşkıyla, Allah'ın etsin aşkıyla yapıyoruz. Ne güzel. Şeytana uymadığımız sürece. Buraya beni getiren sevgili kardeşim Rüstem Avcı'ya evet, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Evet, onun sayesinde sizi atladım tanımış oldum. Çok sağ olun. Estağfurullah hocam. Ben de sizi tanıdım. Kasım Bey'i tanıdım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim evime de yakın olduğu için güzel. Radyoda böyle Çamlıca muhabbeti geçiyordu. O yok dedi, bu yok dedi, değil mi? Hastayız, şudur, budur. O yok Çamlıca diyenleri kara listeye alıyoruz hemen. Yok yok, yani mazeretler yok, var. Tabii ki arkadaşlarımın hiçbirisi bu işi yapmaktan bozulmazlar. Tabii çünkü ki bizim işimiz. Bizden bekliyor halkımız. Hocam, tabii. Yani evet.
şey. Bana da yakın Çamlıca muhabbeti olunca böyle Sezen gibi ben adlandım. Dedim ne oluyor falan Çamlıca'da. Ne hoş sohbetsiniz hocam, ne güzel, ne iyi ettiniz geldiniz. Gerçekten gurur duyduğum, her zaman emirlerinizi beklerim bu konuda. Estağfurullah. Birçok yerde eğitimlerimiz de var. Ben kendinizi tabii tanıtmanızı isteyeceğim önce zaten. Bilmiyorum kaç gösteriyorum oradan ama 1956 Sivas doğumluyum. İlk orta ve lisenin bir kısmını Sivas'ta okuduktan sonra abim rahmetli Ömer Şan'ın yanına Allah geldim İstanbul'a. Burada okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunuyum. Evet. Rüstem Bey'le arkadaşlığımız konservatuvardan başlıyor. Çok güzel. Yani 40 yıllık dostluk diyebiliriz buna. Maşallah. 75-76 yılında konservatuvar kurulduğundan beri bu savaşı sürdürüyoruz. Kendisinin bana benzer özellikleri vardır. Şakacı tarafı mı? Hem nasıl hem de, hoş hem de sohbet herhalde. Akademik yönü de benziyor. Evet. Çünkü araştırmacı ve nota yazan bir sanatçı kardeşim. O yönden de paslaşırız arşivler konusunda, nota yazımı konusunda. Abimin çizdiği yol üzere ben bu işe dahil oldum. Önce, zaten müzisyen bir aileden geliyorsunuz. Tabii, babanız da. Babam Osman Şan rahmetli vermiş. Sivas'ta çalar okurdu. Kaynak kişi olduğu türküler var TRT'de okunan. İşte en son meşhur olan Entaresi Dımdım ya. Yarın ve Kapıya Çıktım Ki Yerlere Esiyorum ve birçok uzun olanın kaynak kişisi evet. Rahmetli babam Osman Şan. Sivas'ta Tarakçı Osman diye tanınırdı. Sevilirdi. Tepçi Osman da derlerdi yani. Çünkü tepçeler türkü söylerdi. Sizin müzisyen olmamanız gibi bir şansınız yok zaten. Babam sakınmıştı abimi öyle böyle mi işlere girmesin diye ama abim de halk evine, Sivas halk evine gitmiş ve oradan aşıyı almış ve İstanbul'da 1960'lı yıllarda 65'te İstanbul'a geldiğinde yaklaşık bir senede 30-45'lik plak yapmış maşallah abim. O zaman bir rekordu. İşte Nuri abilerin dönemi. Nuri sesi güzel. Çok etkilenmiş, çok evet sevmiş. Hatta onunla birlikte bir filmleri de var. Ne Ömer güzel. Şan'dan Nuri sesi güzeli. Böylelikle konservatuarı bitirdim. Radyo çizgim 1976'da TRT'yi amatör ses sanatçısı olarak kazanmıştım. 1981'de de yetişmiş sanatçı olarak evet kazandım. Ve 1990'lı yıllarda da çalıp okuma hakkı aldım. Çok güzel. İşte yaklaşık iki senedir de Yurttan Sesler şefiyim. Şeflik de yapıyoruz, koristlik de, solistlik de yapıyoruz. Canlı yayın yapıyoruz. Evet. Arz ettiğim gibi her pazartesi 11-12 TRT Türkü ve Radyo 4'te Dillerdeki Ezgiler pazartesi günleri diye 11-12 evet canlı yayınımız var. Bazen banttan veriyoruz, bazen bizim gibi biz de hem canlı durumlar hem banttan. Evet, evet. Bu şekilde bu kültürümüzü yaymaya, yaşatmaya çalışıyoruz ama yeterli olmadığı kanısındayım. Bir parantez açalım, sizden bir türkü dinleyelim, öyle devam edelim. Öyle mi? Ben çünkü konuşacak çok şey var ama hocam, sizi zevkle Rüstem'den dinleyeceğiz. Dinleyelim. Öyle bir mi? Ve ondan sonra. Peki, tamam. Birlikte de söyleyebilirsiniz. Tabii. Hayır değil mi? Come on.
Neler yapıyoruz görün. Orada hocam hep bütün müziklikler Rüstem Hoca'nın başının altından kalkmış. Sadece ne yapıyor orada değil. Hakikaten? Siz de mi şefimiz, daha? Şefimiz şeflik yaparken de müzik. Öyle mi? Daha çok bizi güldürüyor. Gamsızlık yapıyor. Yani gam yok, keder yok. Hiç yani. Yok. Yani hiç. Canlı yayına gelecek, geç kalacak, trafik değil. Hiç umuru değil maşallah. Tabii sakın değil ama yetişir. Yetişir. Ama üç kere umurumda değil diyebiliyor. Değil mi? De bakayım üç kere umurumda değil diye. O zaman üç kere umurumda değil deyince boşuyor muyuz? De bakayım bak. Bir umurumda bir değil. Bir var bunun. Vardır. De bakayım. Çok şükür. Umurumda değil. Üç kere ama. Üç kere. De. Diyemiyor demek ki hocam. De bakayım. Diyemem ben. Sanki benim umurumda diyeceğim ben de yani. Demiyor. Mahsus biliyor konuyu. Evet biz kaldığımız yerden sohbete devam edelim peki. Hocam. İşte öyle. Pazartesi günleri bir programınız var. Evet. Onun dışında neler yapıyorsunuz? Onun dışında işte her gün sabah öğlene kadar sabahlar olmadığı günler. Daha çok pazartesi, perşembenin dışında. Genelde nota yazıyorum. Derliyorsunuz. Yeni derlenmiş notaları. Derlenmiş notalarını, türkülerin notalarını yazmaya çalışıyorum. Yani bir uzun yıllardır çalıştığım bir dizi çalışması var. Dizi ve genişlik çalışması. TRT'nin 5000 türküsünü tek tek inceledim, bitirdim. Şimdi tahsil yapıyorum. İnşallah kitap olacak. İnşallah. Sevgili kardeşim Kubilay Dökbetaş'ın da yardımlarıyla 90 notaları temin edip tamamını... Ne güzel. Bu kaç seneniz aldı hocam? Yani başladığım günden beri diyebilirim. Maşallah. Şimdi ikinci bir defa elden geçiriyorum ki hani yanlış hata olmasın. Herkesin elinde hangi diziden, hangi akorttan okuyacağı türküleri tespit etmesi. Kitap gibi okutulacak mı hocam bu aynı zamanda? Sadece arşiv niteliğinde mi? Arşiv niteliğinde. Anladım. Böyle okutulacak bir kitabınız da var mı hocam konservatuvarda? Yani henüz öyle bir kitap yok ama o öyle bir mutlaka kitap bir olacak çalışmanız vardır. Derecede müfredata uygun. Müfredat derken
Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim onaylı bağlama metodu, yani bağlama eğitimine uygun metodumuz var. Muzaffer Sarı Sözen solfeji ile bağlama metodu hem kısa kol hem uzun kol için geçerli bir küçük el kitabımız var. Çok güzel. Bu bununla, bitme aşamasında mı? Bitti mi? Bu bitti de fotokopi yapıp arkadaşlara veriyoruz. Onunla eğitimi sürdürmeye çalışıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen hocamızın halk müziği sanatçılarını yetiştirirken kullandığı solfeji var. Halk müziği solfeji. Biz Yücel Paşmakçı hocamızdan almıştık. Abim devam ettirdi. Folklor kurumunda öğrendim ben. Onu uyguluyoruz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarının, yani İSMEİ'nin hem zümre başkanıyım, hem rehberiyim, hem de uzman hocasıyım. Orada ders veriyoruz. Pazar günleri sabah Kadıköy Müzik İhtisas. 2005'ten beri TRT müsaade etti. Hı hı. Sağ olsunlar. Sadece pazar günleri tabii benim. Pazar günleri. Başka gruplara da yardımcı oluyorum. Denetimlerimiz var. Zümre başkanı olarak ve rehber olarak çalışmalarımız devam ediyor. O kadar genç yaşa bu kadar şey sığdırmışsınız. Bravo size hocam gerçekten. Her gününüz müzikle geçiyor. Dolu dolu notayla geçiyor. Evet tamamen öyle. Sizin başka özel hobilerinize vakit kalmıyor o zaman. Yani en büyük hobim insanları memnun etmek, mutlu etmek. Onun başında tabii ailem geliyor. Aileme de zaman ayırıyorum. Ayırabiliyorsunuz. Hayır, o kadar yoğunsunuz ki o derlemeler, araştırmalar. Çok. Çocuklarımın ikisini de evlendirdi. Onlar da sanatçı değil mi hocam? Onur Şahı ve Orkun Şahı. Maşallah, evlendirdi. Hayırlı olsun. Allah cümlesine amin, nasip etsin. Amin, amin inşallah. İşte böyle bir hayat devam ediyor. Eşinizin de var mı müziğe merakı? O dedi ki bu kadar çabuk söyleyene bir dinleyen bulunsun dedi. O dinleyici sadece. Evet ama güzel sesi var. Öyle mutlaka. Yani. Çocuklarınız da halk müziğini seçti değil mi hocam? Evet. Evet. Onur Şan malum. Evet. Orkun da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın çalgı eğitim bölümünü bitirdi. Yükseğini yapıyor. Ondan sonra ve hocalık yapıyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında yani İSMEK'te. Burada da ağırlamak hocası. İsteriz ayrıca kendilerini. İnşallah. Bir tabii ne zaman isterseniz. Üçünüz hatta birlikte bir program. Ne zaman isterseniz en kısa zamanda diyelim hocam biz. Siz bilirsiniz. Artık biz yakınız buraya. Evet artık an. Çıkın çıkın gelin diye bir tabir var ya. Bir Türkiye alalım hocam sizden. Peki. Ben yine bir sohbete kısa bir mola peki. Diyorum. Sivas'tan Muzaffer Sarı Sözen hocamın derleyip notaya yazdı. Herkesin de birlikte okuyacağımız siz de refakat edebilirsiniz. Türk sanat müziği repertuarımızda da var. Sarardım ben sarardım tamam, diyelim. Güzel. Thank you.
kayalardan kayarım, bulamadım ayarım, bulamadım ayarım. Ben bu dertten ölürsem kaderime sayarım, kaderime sayarım. Aldanlar yeşil dağlar, gurmetle yarim açtım ona şu Sivas çekti bizi bu yerler, suyu toprağı. Ağzınıza sağlık hocam, çok güzel. Ne türkülerimiz var, neler var, neler tabii, var. İnsan gerçekten büyük bir derya. Evet. Söyledikçe doymuyor, hep istiyor. Ama sizi de çok tanıtmak istiyoruz. Tanıyan, bilen çok kişi var ama bilmeyenler için de geniş geniş uzun uzun anlatmak istiyoruz. Türkülere evet, gene kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Devam edelim hocam. Neler yapıyorsunuz? Projeleriniz başka neler neler? Yani daha çok programa yönelik, yani dillerdeki ezgiler programına yönelik, yurttan sesler programına yönelik, konserlere yönelik, grup ve korolara yönelik program çalışmalarımız var. Şu an bir koro çalıştırıyor musunuz? Birçok koro çalıştırıyorum. Öncelikle İsmail gruplarındaki evet, koroları. Pazar günleri o var. Onun dışında koroları gezimimiz var, denetimimiz var. Yani oradaki olan konserleri falan inceliyoruz. Onun yani hafta içi akşamları da belli bir oluyor, koro çalışması. Oluyor. Yani derslere girebiliyoruz İSMEK'teki herhangi bir derse. Onun dışında Kartal'da Doktor Arif Şanlı Müzik Derneğimizin bir Türk Halk Müziği korosu var. Sağ olsun Doktor Arif Şanlı Bey, Doçent Doktor Arif Şanlı Bey bizim hemşerimiz. Ve Kartal Eğitim Araştırmanı Kulak Burun Boğaz Şefi. Kartal Müzik Derneği'ni Doktor Arif Şanlı Müzik Derneği olarak ismini değiştirdik. Oradaki sanat müziği grubunun yanına bize imkan tanıdı ve Türk Halk Müziği korosu var. Orkun Şan'la birlikte oğlum birlikte orayı çalıştırıyoruz. Cumartesi günleri 17-20 arası. Cuma günleri Ataşehir Gönüllüleri Derneği'nin bir Türk Halk Müziği topluluğu var. 13.30 Cuma günleri 14-16.30 arası orada çalışıyoruz. Çok güzel bir grubumuz var. Onun dışında Ümraniye Belediyesi Engelliler Korosu topluluğumuz var. Efendim onlarla salı günleri öğleden sonra çalışıyoruz. Onlarla da ayrıca konser. Onlara ayrı bir konsept mi hazırlıyorsunuz hocam? Nasıl bir çalışma uyguluyorsunuz? Yani o kadar güzel ki mesela biz şimdi yeni bir koro daha kurduk Ümraniye'de. Musa Agun Kültür ve Sanat Merkezi'nde. Orada grup geliyor, tek tek türküler söylüyorlar pratikten. Ondan sonra saza uyum ve ses çıkarma açısından ve türkü öğrenme açısından bu güzel oluyor. Yok ben pardon özür dilerim. Engelli arkadaşlarımıza özel bir sistemimiz engelli, var mı demek engelli arkadaşlarımız da aynı sistemde. Onlardan bedensel engelli mi? Bedensel yani daha çok tekerlekli sandalyede olanları sağ olsun belediye başkanımız ne Hasan güzel. Can 4 tane engelli aracı aldı, rampalı. Onları evlerinden alıp her gün derneğe oraya geliyorlar. Her türlü çalışma var orada. Evet. Orası bir rehabilitasyon merkezi gibi. Zaten daha büyüğü yapılmak üzere karar aldı sağ olsun. Kendisi bu işe çok önem veriyor. Çok
Bu konuyla ilgili ödül aldı kendisi ayrıca yani. Bir daha deklare edebilir miyiz ismini? Ümraniye Belediyesi Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu olarak. Ondan sonra çok güzel sesler var. Çok güzel arkadaşlar onlarla bir konseriniz oldu mu hocam? Birçok konserimiz oldu. Ümraniye Meydanı'nda yaklaşık 3-4 yıldır çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Çok seviyorlar, mutlaka dua ediyorlar. Oh, ne güzel. Onlar da böyle tek tek veya grupça söylüyorlar çalışma esnasında. Onlardan repertuar yapıp konser hazırlığı yapıyoruz. Ne güzel. Madenler'deki Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde konserimiz oldu engellilerle. Ümraniye Meydanı'nda konserlerimiz oldu. Birçok televizyonlara çıktık koroyla. Sağ olsun Hasan Bey bizimle özel ilgileniyor. Allah razı olsun. İnşallah. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı arz ediyorum. Ne güzel bir şeyler. Her kim toplum için bir şeyler yapıyorsa Allah razı olsun diyorum. Şimdi sıra örgün eğitime geldi diyorum. Çünkü bu işin örgün eğitimde yer alması gerekiyor. Bu bizim kültürümüz. Bu bizim sanatımız. İnsana dair söylentileri dile getirmek, getirenleri tanımak, tanıtmak eğitimle hepimizin olur diye düşünüyorum. Eğer ilkokuldan üniversiteye kadar olan bölümde, yani örgün eğitimde bu işe yer verilirse halkımızın daha ruhsal dengesi sağlanmış olur diye düşünüyorum. Çok müzik hakikaten insanlara ilaç gibi gelen bir şey. Peki başka mesajlarınız var mı hocam? Biz gençlerin Türk müziğini olsun, halk müziğini olsun yeteri kadar sevmediğimi düşünüyorum ben naçizane kendi fikrim. Yani çünkü daha çok olması gerekirken böyle bir hep yabancı müzik dinlemek, pop müzik dinlemek, onları da dinlesinler tabii ki ama sanki halk müziğine ya da Türk müziğine ilgi daha az. Yani çoğu insan, çok özür diliyorum, sizleri tanımıyor. Çoğu gencimiz işte ya da o jenerasyonu tanımıyor. Hani ne yapmak lazım? Onlara neler söylemek istersiniz? Şimdi beni tanısalar ne olur, tanımasalar ne olur hocam, diye düşünüyorum. Benim kendim için değil bu. Siz bu ülkeye çok emek vermiş, devletin, çok değerli bir insansınız. Devletin tanımaları ve, gerekiyor. Evet, sağ olun. Devletim ve milletim için olması gereken şeyi arz etmeye çalışıyorum. Çünkü ben 60 yaşıma gelmişim. Bundan sonra tanımasal ne olur, tanımasal ne olur. Ama ben bilimsel ve kültürel olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. En azından 100'ün üzerinde uzun hava notası yazdım ki Türkiye'de değil, dünyada örneği yok. Yoktur. Ondan sonra hoyratların, bozlakların notalarını yazdım. Ben bir tek ben değilim. Yazan çok var da var, hani sayı olarak biraz fazla yazdım. Daha da yazıyorum, yazacağım. İnşallah Allah ömür verir. Amin inşallah. Tabii sağlık sorunlarım da var bu arada. Onları dile getirmek istemiyorum. Geçmişler Allah'a şükredip yaşamak her çok şeye rağmen güzel diyorum. Tabii, değil tabii mi? Ki, tabii hocam. Ki. Şimdi İyi ki müzikle uğraşıyorsunuz. Hülya Hanım sizden ne dinleyeceğiz? Abi ben hep konuğumuzdan dinlemek istiyorum. Hayır önce konuğumuz söylesin. Sözü zaman kalırsa ben söylerim. Ha, bir bozlak şöyle uzun hava falan okur musunuz hocam? Valla içimden geldi. Demin bozlak deyince ne iyi olur. Şimdi bozlak deyince benim de aklıma şey geliyor. Kırşehirli Çekiç Ali'den bir bozlak yazmıştım. Ne güzel. Onu arz edeyim isterseniz. Lütfen, lütfen. Doğar yaz ayları çiçekler açar. Çok güzel. Thank you.
aman doğar yaz aylarda çiçekler açar. Eller yaylasın adam uyuyup yavrumla göçer. Acep bizim kuzuları da oyoy, kimler seçer? Aman ağlama anneciğim ağlamadan oyoy, buyurmuş kader. Aman takdir böyledir de zalim oy, sabreyle peder oy. Ağlama anneciğim ağlama oyoy, buyurmuş kader. Aman takdir böyledir de zalim oy, sabreyle peder oy. Yarın bayram gelir de alem dirilir. Aman eller yavrusuna da oyuyor. Gelir sarılır. Yetim olanların da oyoy, boynu burulur. Aman ağlama anneciğim ağlamadan oyoy, buyurmuş kader. Aman takdir böyledir de zalim oy, sabreyle peder oy. Ağlama anneciğim ağlama oyoy, buyurmuş kader. Aman takdir böyledir de zalim oy, sabreyle peder çırpınıp taşan obaya çıkınca eğlen şan obada haval cemiz. Burnu fındık ağzı kahvedince şeker mi şerbet mi bala cemiz. Burnu fındık ağzı kahvettin canım, şeker mi şerbet mi bala cemiz.
Çok güzeldi. Acem kızı da çok güzeldi hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben bir mesajlar vermek istiyorum. Lütfen. Onları verebilir miyim? Siz de bizim hakkımızda çok şey bilmiyorsunuz. Bizimle birlikte şu İyi an olur. Duyacaksınız. İyi olur tabii ki. Efendim bizim en önemli özelliğimiz canlı yayın yapıyor olmamız. İnternet olarak baktığınızda Çamlıca Play TV adı altında programlarımızı canlı veya birkaç gün sonra banttan tekrar canlı olarak yayınlayabiliyoruz. Ve bunları sosyal medyada paylaşıyoruz. Canlı yayına program esnasında stüdyodan.com'a girerek mesaj bırak bölümünü tıkladığınızda mesajınız bize direkt ulaşıyor. Hatta telefonla bağlantı kurabiliyorsunuz. Her türlü bize ulaşma imkanımız var aslında. Hangi numara telefonla ulaşılan? 0216 325 15 32 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Hatta sorularınız varsa Ahmet Turan Şan Bey'e de hatta istek türküler de bulunabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince herhalde arkadaşlarımız bize hemen rejiden yardımcı olacaklar bu konuda. İstek de yayınlıyoruz. İstek de evet. Çok güzel. Evet bize ulaşsınlar. söylesinler biz de yayınlayalım. Bir de hocam özellikle gönüllü korolarda şarkı söylemek isteyen arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Onları biz burada stüdyomuzda ağırlamak istiyoruz. Konserlerinde hem büyük salonlarında verebilirler konserlerini hem de burada stüdyo ortamında verebilirler. Öyle mi? Siz de birçok koroyu çalıştırıyorsunuz. İyi seslere, özellikle iyi seslere biz burada hem video klip albümü yapıyoruz hem de burada 30-40 kişiye kadar konser verme imkanı tanıyoruz. Çok yani güzel. Koroları biz burada ağırlayabiliyoruz. 50 koltuk, 100 kişi de dışarıdan izleme imkanımız var. İzlettirme imkanımız var. Bu şekilde biz bir çalışma başlattık. Stüdyomuzu her türlü iş adamları da kiralayabilirler. Korolar da kiralayabilirler. Gördüğünüz gibi büyük bir stüdyoya sahibiz. Yeteri kadar teknik imkanımız da var. Hakikaten. Evet, tebrik biz ederim. Bekliyoruz. Duyurularımızı her Kasım zaman Bey'e her canlı yayında yapmaya gayret gösteriyoruz. Teşekkür ediyorum bu güzel hizmeti sunduğunuz için. Bizim için de çok güzel bir yol açılmış oldu. Evet. Gerçekten benim de duyurmak istediğim güzel sesli öğrencilerim var. Ne güzel burada. Evet, onları görmek isteriz. Şimdi sürekli beni dinleyecekler diye bir kayıt yok zaten. Dinlesinler tabii ki ama onları güzellikleri burada, de evet, dinletmek, tanıtmak isteriz. Bir sürü izleyene. İnşallah ne zaman derseniz arkadaşlarımızla irtibat kurarak birer ikişer, üçer beşer evet, artık evet. Koro şeklinde de olsa. Bir de ayda bir canlı konserimiz var hocam bizim. Öyle mi? Evet, ilk iki serisini Türk sanat müziği üzerine yaptık. Çok Türk güzel. Müziği üzerine yaptık. Ama bir de halk müziği konseri vermek istiyoruz. Çok iyi. Lütfen onu da sizin öğrencilerinizle biz gerçekleştirelim. Sizden de onun sözünü almış olalım. Tabii ki. Kasım tabii ayı içerisinde ki. Böyle bir konser gerçekleştirelim mi? İnşallah. Hangi grubundan isterseniz? Biz zaten 8 solist. Bir de konuk sanatçıyla biz bu programı yürütüyoruz. Süper, 8 tane solistimiz olacak şekilde. Çok biz bunu güzel. Organize edelim hocam tamam. sizinle. 4 erkek, çok 4 güzel. Gibi. Nasıl arzu ederseniz. Evet. Yaparız. Tamam. Evet. Şimdi yine güzel bir türkü dinleyelim sizden. Şimdi sıra size geldi. Dönüyor dolaşıyor bana geliyor. Ben bir hareketli bir şey söyleyeyim mi acaba ne dedim isterseniz, ama. İsterseniz buyurun. Çalabilirsek. Ah estağfurullah. Önceden çünkü bakmadık hiçbir şeye değil mi? Hiçbir şeye bakmadık. Evet. Evet. Pardon. Gelmedi. Siz bir tane söyleseniz. Olur.
Siz söyleyin, tamam, ben bir şey durayım. Evet, ön Balkanlarda benim derlediğim Deli Bekir diye bir türküm var, onu söyleyeyim bari. Tamam.
Sevdan Mihriban'ı okusam. Ama çok güzel olur. Bu ses iyi mi? İyi. Çizilmiyor mihriban seni.
dediğini duyuyorum. Mihriban efendim deyip geleceksin birazdan. Yani hatalarımız oldu, kusura bakmayın. Estağfurullah, hiçbir hata olmadı. Biraz oldu bir şeyler. Ben farkındayım, sağ olasın. Bu işe aşık olmak hakikaten bence meslek hastalığınızı. Doğru. Gerçekten. Her gün, her dakika söyleseniz değil mi? Doymuyorsunuz, bıkmıyorsunuz. Doğru. Evet, iyi ki müzikle uğraşıyorsunuz. Ben dinleyelim. Evet, lütfen hocam. Çok sizden söze dinleyelim. Gerek yok. Gerçekten. Bence de. Ben de yani çok söyledim. Aklına geleni çok söyleyin. Evet, lütfen söyleyin. Ne söyleyelim? Beraber söyleyelim. Tamam, bildiğime eşlik ederim. Yeşil Örneği söyleyelim olur. Beraber. Ha? Tamam, olur. Olur. Hatta sizin sesinizden söyleyelim. Yok, kendiniz için. Beraber söyleyeceğimiz beraber için. Beraber söyleyelim. Tamam, koral olarak herhalde bitiriyoruz zaten. Yeşil ördek gibi daldım göllere, yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere, başım alıp gider gurbet ellere. Ne sen beni düşürdün beni dilden dillere, başım alıp gider gurbet ellere. Ne sen beni bulur ne de
sağlık, sözünüze sağlık. Siz de sağlık. Çok teşekkür ederiz böyle bir imkan hazırladığınız için. Ne münasebet. Biz teşekkür ederiz hocam. Sizler sağ olun, var olun. Devletimiz, milletimiz var olsun. Efendim. Amin inşallah hocam. Bir programın daha sonuna geldik. Sevgili Rüstem Avcı, senin söyleyeceklerin var mı? Allah'a ısmarladık. Biz haftaya tekrar burada oluyor olacağız efendim. Hoşça kalın.